Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Fethiye'nin kronikleşmiş bir sorunu olan trafikten ve otopark sorunundan şikayetçiler. Fethiye'de taksi şoförlüğü yapan Çağlar Avcı ile Recep Bey konuyla ilgili düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Merhaba, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ben Recep abi, taksi. Recep Bey, Fethiye'de otopark sorunu var mı? Abi uzun zamandır var otopark sorunu. Bir anlatır mısınız biraz neler var, nasıl olur, nasıl yani sorunlar? Şimdi Fethiye'mizde bizim yerleşik alanda boş araziler var. Yani bizim bu devletimizin, özellikle Fethiye yönetiminin çok iyi bildiği boş araziler var. Yani şehir içerisine yakın yerlerde var. Bence 3 katlı, 4 katlı yani depreme dayanıklı, çok fazla o kuralları da yukarıya çiğnemeden bence otopark olabilir abi. Yani nerelere yapılabilir? Bildiğiniz bir yer var mı? Çünkü sezon da geldi. Turistler de geldiği zaman akın akın geliyorlar. Trafik daha da felç oluyor. Otopark sorunu oluyor. Nereler yapılabilir? Şimdi bizim bu yani patlangıç bölgesinde ve ova tarafında biz o şekilde biliyoruz. Taksici olduğumuz için belli bir yerde ve şehir içerisinde de dahi en yakın yerlerde boş alanlar var. Buraya 3-4 katlı otopark yapılabilir. Yani o zaman ne olur? Hem yer olarak biraz açılır. Hem zaten şu anda önümüzde turizmde her sezon aynı sıkıntılar. Efendime söyleyeyim, Ölüdeniz zaten bir muamma. İnşallah şimdiki gelecek olan yönetim veya seçecek olan arkadaş hakkıyla inşallah görevini yerine getirir. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizim sıkıntılarımız bitmez abi yani. Bu sadece bir otopark değil yani. Efendime söyleyeyim, park sorunlarımız var. Efendime söyleyeyim, sistem belli bir şeyin önüne geçmiş. Ama bilmiyorum, burada sonuçta biz buraya gelen, yani Fethiye'ye gelen insanlar tatile değil, bir nevi hizmete, bir nevi böyle rezil olmaya geliyorlar yani. Örnek vermek gerekirse neler var? Abi çok şey var. Yani sadece bizim dikkatimizi çeken şey, yani burada sevgi yok, trafikte saygı yok. Efendime söyleyeyim, biz ekmeğimizi yollardan kazanıyoruz. Yani bitmez, sabaha kadar bitmez abi. Sadece ben kısa ve zamanınızı da almayayım. Kısa ve net. Bu Fethiye'ye adam gibi hizmet gerekiyor abi. Adam gibi. Yani vatanına, milletine, efendime söyleyeyim, halkına düşkün. O yemini verirken yani, vatanına, milletine diye o yemini verirken, namusunla, hakikaten ülkesini, vatanını seven bir tane bir adam lazım abi. Fethiye de lazım, bizim ülkemize de lazım abi. Fethiye halkı da buna seçimde karar verecektir. Abi seçimde karar verecek ama yıllardan bu yana bu Fethiye'de maalesef Muğla bölgesinde, Bodrum bölgesinde, Marmaris, bu bölge yani özellikle bu bölge bizim insanımıza abi bu sefer karar vermesi lazım. Hep aynı kişiler, aynı sistem. Hani siyasi anlamda değil, hizmet bazında. Hani sadece biz taksiciler veya şoför abiler veya otobüsçiler, kamyoncular, tırcılar değil yani. Halk önüne koyacak abi şapkasını, şimdiye kadar yani ne oldu, eksiklerimiz nedir, şimdiden sonra kim olabilir? Yani biz hem geleceğimiz için hem çocuklarımız için. Yani bu vatan, bu ülke bizim abi. Yani bunu genel olarak hizmet bağımında düşüneceğiz. Burada partiyle bir alakası yok. Bu işin partiyle, siyasetle hiçbir alakası yok. Hani hakikaten 2024'teyiz. Fethiye. Hani 2024'te Fethiye. Yani şu hale bakın abi. Ne kadar eksiklerimiz var ya. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah halkımız uyanır. Halkımız bir kez daha düşünür. İnşallah hakikaten birisi çıkar bizi yönetir abi inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Çağlar Avcı ben. Otopark takside taksi şoförlüğü yapıyorum. Çağlar Bey, Fethiye'de otopark sorunu var mı? Kesinlikle var. Anlatır mısınız biraz? Yani Fethiye'de araba park etmek için en az 3 tur. Hatta 3 defa çarşının içinde dolaşsan dahi otopark, yani bir boşluk bulamıyorsunuz. Mecburen arabaların da arkasına, yani trafiğe, parkın yasak olduğu yerlere park etmek zorunda kalıyorlar. Onlar da mecbur ama bu sefer de trafiğin akışını şey yapıyor, yani negatif yönde etkiliyor. Yaz sezonunda daha mı çok oluyor bu? Çok daha fazla. Yabancı turistler, kesinlikle, yerli turistler geldi. Hepsinde. Peki çözümü sizce ne olmalı? Kesinlikle katlı otopark. Katlı otopark yapılmalı yani, ama hem de birçok yere, artı şehir içine özel taşıtların girmesine ilgili bir kısıtlama, bir çözüm üretilebilir. Peki bu mesela 2 sıra 3 sıra parkta kazaya da şey veriyor mu, yer veriyor mu? 2 sıra 3 sıra park yapıldığında. Kesinlikle, tabii ki de. Yani bir, trafiği tamamen kilitliyor. Zaten zor işliyor trafik. Kilitliyor ama kazaya da
çok fazla veriyor diyemem aslında ama biraz veriyor çünkü arabalar çok yavaş ilerlediği için. Ama hem görüntü kirliliği. Kesinlikle. Hem kalabalık. Aynen. Yani katlı otobar şart diyorsun. Kesinlikle.